Değineceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor, dinliyoruz. Sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla buradan tüm Pendik'e, tüm Pendikli dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Öncelikle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul eylesin. Rabbim bu mübarek günler hürmetine depremzedelerimize yardım eylesin. Buradan öncelikle ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Ve şu anda enkazları kaldırıyoruz. İnşallah en yakın zamanda da konutları bitirerek hak edenlere teslim etmenin gayreti içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Buradan afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz. Buradan bir damla suya, bir kuru ekmeğe muhtaç bir şekilde Ramazan'ı geçiren Yemenli kardeşlerimize dua ediyoruz. Buradan her türlü ayrımcılığa ve baskıya rağmen inançlarına sahip çıkan gurbetçilerimize dua ediyorum. Anlıyorum. Seccadeyi gösteriyor da seccadeyi niye gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız, siz kıblenizi biliyorsunuz. Ama kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Kardeşlerim, bizim derdimiz var, derdimiz. Biz dertliyiz. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki inşallah 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir. Balkanlardan Kafkaslara, Afrika'dan Asya'ya kalbi bizimle çarpan tüm gönül dostlarımıza dua ediyoruz. Rabbimizden bu Ramazan-ı Şerif'in coğrafyamızdaki zulüm, açlık, afet ve savaşlar sebebiyle buruk geçirdiğimiz son Ramazan olmasına dua ediyoruz. Kardeşlerim, bugün bir kez daha Pendik'te bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bugün bir kez daha Pendik'in vefalı, yürekli, mert, kadirşinas insanlarıyla kucaklaşmanın sevinci içindeyim. Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u bir başka seviyoruz. Özellikle Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan, bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik aynı zamanda milli iradenin kalesi olan da bir ilçemiz. Bilhassa şu an toplandığımız meydanın bizim için çok ayrı bir anlamı ve önemi var. Hani hep diyorum ya, ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de, muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. İşte şu muhteşem katılım, buraya gelene kadar caddenin sağında solundaki vatandaşlarımın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Sorduğum emniyete dedim ki bugünkü bu törende katılım ne? Aldığım cevap şu: 50.000. Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkandan diyorlar. Bu meydan bizim Pendik'le kurduğumuz güçlü gönül bağının timsali olan bir meydandır. Sene 1994 Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gece gündüz demeden İstanbul'u adeta mahalle mahalle dolaşıyoruz. Daha önce kapısı hiç çalınmamış, hiç uğranılmamış, elinden hiç tutulmamış bölgeleri tek tek ziyaret ediyoruz. İstanbul'un çeperlerinden başlayarak bu aziz şehri tamamıyla bağrımıza basıyoruz. Bu ziyaretimizin birinde Fevzi Çakmak mahallesine, İhsan Dayı'nın kahvehanesine de geldik. Yaşıyorsa selam, ölmüşse Allah rahmet eylesin. Amacımız mahalle sakinlerine selam vermek, kucaklaşmak, hasbihal etmekti. Fakat ziyaretimiz ilçedeki diğer vatandaşlarımızın da yoğun ilgisiyle bir anda kahvenin önü miting alanına dönüştü. O geceyi Pendikli kardeşlerimizin o gece şahsımıza gösterdiği hasbi sevgiyi hiçbir zaman unutamadım. Aynı şekilde ziyaret ettiğimiz mahallelerin susuzluğunu, çamur çukur yollarını, her gün dinamitlerin patlatıldığı taş ocaklarını da hiç unutamadım. Bakımsızlığın, hizmetsizliğin pençesinde kıvranan o eski İstanbul'u, o eski Pendik'i de asla unutamadım. İstanbul'u ve Pendik'i bir daha eski kötü günlerine döndürmemek için hep canla başla çalıştık. Yaptığımız yatırımlarla ilçemizin ve şehrimizin çehresini değiştirdik. O gün adeta kaderine terk edilmiş olan mahallelerimiz bugün yollarıyla, parklarıyla, yeşil alanlarıyla, spor tesisleriyle, kültürel ve sosyal imkanlarıyla göz dolduruyor. Bugün değişik bir Pendik var. Bundan 29 sene önce Erol Kaya kardeşimle başlattığımız Pendik'e hizmet yolculuğumuzu bugün de Ahmetçin kardeşimizle devam ettiriyoruz. Hizmet bayrağını Salih Kenan Şahin'den devralan Ahmetçin kardeşimiz çalışmalarıyla, yürüttüğü projelerle 94 ruhunu halen devam ettiriyor. Pendik'e hizmet eden, ilçemize emek veren herkesten Allah razı olsun diyorum. Bugün de hizmet ve eser siyasetimize yeni halkalar ekliyoruz. İlçemize kazandırdığımız projelerin açılış heyecanını bu meydanda işte şu katılım en güzel şekilde bunu gösteriyor. Pendik yeni nesil yaşam merkezinden gençlik kamplarına, kütüphanelerden cemevleri ek binalarına, kentsel dönüşüm projelerinden spor tesislerine, yollardan meydanlara, çarşılara, kafelere, konaklara, pazarlara kadar toplam 168 ayrı yatırımı resmen bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Açılışını yaptığımız güncel rakamla bu yatırımların bedelini biliyor musunuz? 4 milyar lirayı aşan tüm bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum. Ezanı dinleyelim, devam edelim. Hanım polisimize yazdır. Öğretmenim. Efendim. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te toplu açılış törenine katılıyor. Açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çam Çeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde Pendik'te toplu açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölgede büyük bir kalabalığın olduğunu görüyoruz. Yine çok sayıda vatandaşın da çevredeki binaların pencerelerinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını takip ettiğini de yine görüyoruz ekranlarınıza yansıyan görüntülerde. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da devam edecek. Şu anda bölgede ezan okunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te toplu açılış törenine katılıyor ve o törenden canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çok sayıda vatandaş elinde Türk bayraklarıyla açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından şimdi satır başlarını sizlerle paylaşalım. Erdoğan, asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz belirleyeceksiniz dedi. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim verecektir diye de ekledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kalbi bizimle çarpan tüm gönül dostlarımıza dua ediyoruz dedi. Pendik'te bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim. Biz İstanbul'u bir başka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan, daima bizi bağrına basan bir ilçemiz açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Pendik'te toplu açılış törenine katılıyor. O törenden canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da devam edecek. çok sayıda vatandaşın katıldığını görüyoruz. Törene ellerinde Türk bayraklarıyla yine törene katıldığını görüyoruz. Çevrede bulunan binaların, apartmanların, balkonlarından da konuşmayı takip edenler var. Konuşmaya ezan okunduğu için ara verildi. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına devam edecek. Dikleşmeyeceğiz. Tamam. Kardeşim, bugün sizlerle mutlu bir haberi paylaşmak istiyorum. Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini 142.600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 1316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık, rızalarını aldık. İnşallah 2 etapta toplamda 1747 konut ve 281 dükkandan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız. Şimdiden hak sahibi Pendikli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin bir taraftan ilçemizi daha bayındır hale getirirken diğer taraftan da deprem bölgesinde yaptığı hizmetleri takdirle karşılıyorum. 6 Şubat'tan beri Pendik Belediye'miz deprem bölgesinde 40 araç, 323 personel ve 1860 gönüllüyle bölgeye hizmet veriyor. Belediyemiz 200 tırdan fazla yardım malzemesini bölgeye sevk etti. Günlük 8.000 kişiye sıcak yemek hazırlayan Pendik Belediyesi Antakya'da şehir temizlik hizmetlerini de ifa ediyor. Allah kendilerinden razı olsun. Depremden en fazla zarar gören 7 ilimize görevlendirdiğimiz toplam 250 belediyemiz gerçekten cansiperhane bir şekilde çalışıyor. Harap olanın, hasar görenin, yıkılanın, çökenin, kullanılmaz hale gelenin yerine hem de çok daha iyisini yapıyoruz. El birliği, güç birliği içinde yaralarımızı süratle sarıyoruz, saracağız. İnşallah bu zor günleri de atlatacak 85 milyon gönül gönüle hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz. Kardeşlerim, sevgili Pendikliler, Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak 10 yıllardır sizlere hizmet ediyoruz. Bak 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 neler yazmışlar oraya. Bay Bay Kemal, iyi adam, hoş adam, dağarcığı boş adam. Batırır bu ülkeyi bir kadın 5 adam. Pendik, Güney Sulular. Ula bula benim hemşerimdir. Türkiye büyüsün, Türkiye güçlensin, milletimiz hak ettiği hayat standardına kavuşsun diye ter döküyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak sizler için yaptık. Pendik'le birlikte 85 milyonun huzuru ve esenliği için yaptık. Sizin onay vermediğiniz, sizin tasvip etmediğiniz, bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz, saklımız yok. 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır. Kardeşlerim, bu kardeşiniz size neyi anlatsın? Bay Bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Öyle mi? Bu kardeşiniz İstanbul'a belediye başkanı oldu mu? İstanbul'a belediye başkanı olduğu zaman çöp, çukur, çamur muydu İstanbul? Bu İstanbul'u pırıl pırıl hale biz getirdik mi? CHP'den almadık mı biz o zaman İstanbul'u? Kardeşlerim, bu Bay Bay Kemal aday oldu biliyorsunuz. Aday olduğu zaman Kağıthane'yi sordular. Ne dedi? Kağıttepe dedi. Hatırlayın. Aynı gafları şimdi de yapıyor mu? Ya bundan bırakın belediye başkanı olmayı. Bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaz. Şimdi ne yaptılar? Altılı masa dediler. Yedili masa dediler. Hala anlaşamadılar. Şimdi bakalım yarın listelerinde kimler çıkacak? Biz evelallah milletimizden aldığımız güçle, kardeşlerim, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, tarımda, dış politikada dünyaya mesajımızı verdik mi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşmalarla dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam Birleşmiş Milletler'in karşısına Türk evini diktik mi? Kaç kat biliyor musunuz? 32 kat oraya Türk evini diktik. Öyle bu iş lafla olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat, icraat. Türkiye dedik, burası yakışır ve tam Birleşmiş Milletler'in karşısına Türk evini diktik. Kardeşlerim, göreve geldik. Eğitimde ne haldeydik biliyorsunuz. 76 tane üniversitemiz vardı. Şimdi 208 tane üniversitemiz var. 81 vilayetin tamamında var. Çünkü dedik ki üniversitesi olmayan il kalmayacak. Şimdi 81 vilayetimizin 81'inde de var mı? Var. Benim Muşlu kardeşim niye Muş'tan çıksın da İstanbul'a gelsin? O da üniversitesini Muş'ta okusun. Iğdır'da okusun. Aynı şekilde Ağrı'da okusun. Bütün bunları yaptık mı? Hepsini yaptık. Ve şimdi benim oralardaki yavrularım, evlatlarım ta oralardan çıkıp Ankara'ya, İstanbul'a gelmiyor. Artık profesörlerimiz, doçentlerimiz oralara gidiyor. Bu modern bir ülkenin ayak sesleridir. 6100 kilometre hatırlayın bölünmüş yol vardı. Şimdi 28.000 kilometre ulaşımda yollarımız var. Bu modern bir ülkenin, modern Türkiye'nin durumudur. Kaç tane havalimanı vardı? Ah kardeşlerim. 26 tane, 27 tane havalimanı vardı. Şimdi 57 tane havalimanımız var. Türkiye'nin neresine gidersen git, uçakla gidiyorsun. Ondan sonra uçaktan inip yarım saatte, 45 dakikada evine gidiyorsun. Bunları biz yaptık. Yaparsa AK Parti yapar dendi, yaptık. Sağlık hizmetlerinde şehir hastanelerimizi yaptık mı? Covid'de ah kardeşlerim, Çam Sakura Hastanesi'ni yaptık. Modern bir hastane. Dünya ile yarışıyor. Dedik ki biz bu Covid'de süratle 2 tane şehir hastanesi daha yapacağız. Ne yaptık? Değerli kardeşlerim, Atatürk Havalimanı'nda biliyorsunuz 3 ayda Murad Dilmener şehir hastanesini yaptık. En modern şekilde. 1006 odalı. Ama dedik bir de Anadolu yakasına yapalım. Anadolu yakasında da Sancaktepe'ye aynı şekilde yine aynı projeyi 1006 oda, yatak, her şeyle, ameliyathaneleriyle, bütün sağlık donanımıyla buraya da yaptık. 3 tane şehir hastanesine şu anda İstanbul sahip oldu. Ama yetmez dedik. Göztepe'de yaptık. Aynı şekilde Pendik'te yaptık. Niye? Benim vatandaşım sağlık noktasında bir sıkıntı yaşamasın istedik. Eyvallah. Eyvallah. Devam ediyoruz, yine yapacağız. Ve ulaşımda attığımız adımlar, uluslararası camiada attığımız adımlar, dedik ki bitmez, yola devam. Çeyrek asrı geçen bu süreçte şehrimize kazandırdıklarımız, ülkemize kazandırdıklarımız ortada. Elbette bu dönemde yapmak isteyip de irademizi aşan sebepler dolayısıyla yapamadıklarımız da oldu. Ama gayretlerimize Pendik şahittir. Emeklerimize, çabalarımıza İstanbul şahittir. Ülkemiz için verdiğimiz samimi mücadeleye 85 milyonun tamamı şahittir. Allah'a dayanıp, sahaya sarılıp, hikmete rağm olmak, eser ve hizmet siyasetimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yüzyılın felaketiyle sarsıldığımız bu zor günlerin üstesinden milletçe asrın dayanışmasını sergileyerek hep birlikte geliyoruz. Cumhur İttifakı ile yedili kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını sizler de görüyorsunuz. Kardeşlerim, bizim tek gündemimiz var. Ülkemize yeni eserler kazandırmak. Bizim tek gayemiz vatandaşlarımızın refah ve esenliğini sağlamaktır. Bizim amacımız dün ve bugün İstanbul'u yeni yatırımlarla buluşturmaktır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? Marmara'yı yaptık mı? Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Yetmez. Osman Gazi'yi yaptık mı? Bay Bay Kemal, sen ne anlarsın bu işlerden ya? 11 tane büyükşehir belediyeniz var. Bulundukları yerlerde ne yaptılar ya, bir anlat. Bir anlat da bilelim. Yok. Yapamazlar. Evelallah biz bugüne kadar yaptık ve yapacağız. Bizim ihtiyaçları gidermenin, sorunlara kalıcı çözümler bulmanın peşinde olduğumuzu dünya alem biliyor. Biz vatan topraklarının dört bir köşesini işte hastanelerle, metrolarla, yollarla, okullarla, hızlı tren hatlarıyla bir gergef gibi işlemenin derdindeyiz. Dün Çam Sakura'ya ne yaptık? Raylı sistemi yaptık. Evelallah. Daha da yapacağız. İşte buraya da biliyorsunuz havalimanına kadar raylı sistemi yaptık mı? Yaptık. Savunma sanayisi güçlü. Altyapısı sağlam. Her alanda parmakla gösterilen bir Türkiye inşa etmek için çaba harcıyoruz. Savunma sanayinde artık İHA'larımız var mı? SİHA'larımız var mı? Akıncımız var mı? Yetmez. Kızıl elmamız var mı? İnşallah şimdi Teknofest yakında büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Ben karşımda şu anda Teknofest gençliğini görüyorum. Teknofest gençliği olarak inşallah 14 Mayıs'ta destan yazacağınıza inanıyorum. Ekonomik durumu ne olursa olsun her bir vatandaşımızın dünyadaki en iyi imkanlara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bakın biz göreve geldiğimizde, yani 20 yıl önce, kişi başına milli gelir neydi? 2500 dolar. Şimdi ne oldu? 10.600 dolar oldu. Nereden nereye? Sadece son birkaç haftada milletimizin gurur hanesine yazılacak pek çok eseri, reformu, yatırımı ülkemize kazandırdık. Geçen hafta Bağcılar'da toplam tutarı 3.412 milyon lira olan 97 kalem projeyi hizmete sunduk. Dün Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir metro hattını büyük bir coşkuyla açtık. Emeklilikte yaşı bekleyen 2.250.000 insanımızın talebini karşıladık. Verdik mi paraları? Verdik. En düşük emekli maaşını 7.500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyelerini ise 2.000 liraya yükselttik mi? Stratejik ürünlerimizden bor madeninin katma değerini 300 kat artıracak bor karbür üretim tesisimizin açılışını yaptık mı? Milli muharip uçağımızı, Hürjet'i hangardan çıkardık. Değerli kardeşlerim, Irak üzerinden ülkemizi Körfez bölgesine bağlayacak kalkınma yolunun imzasını Irak Başbakanı ile beraber attık mı? Deprem bölgesindeki şehirlerimizi defaatle ziyaret ederek oralardaki vatandaşlarımızla hemhal olduk. Bugüne kadar 78.000 konut ve köy evinin ihalesini yaparak inşaat sürecini başlattık. Şimdi asla geliyorum, asla. Bu hafta 60 yıllık hayalimiz olan yerli ve milli elektrikli aracımız TOG'u yollara uğurladık. Beğendiniz mi? Güzel olmuş mu? Yıllardır eksikliğini çektiğimiz, Türkiye'nin üretim gücüyle bağdaşmayan bir sanayi hamlesini daha gerçeğe dönüştürdük. İnşallah bir sene içerisinde 20.000'in üzerinde TOG'u kura ile belirlenen vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yine önümüzdeki bir sene içerisinde 319.000 deprem konutu ve köy evini bitirerek depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Şimdi TOG yollarda. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşime de bir TOG gönderdik. Teslim ettik. Şimdi bir tane de inşallah kardeşlerim Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzayev kardeşimize gönderiyoruz. Durmak yok. Yola devam. Sizlerle çalışmaya aynen devam. Diğer tarafta biliyorsunuz 7 oyunculu bir kumar masası var. Peki kumar masasının gündeminde ne var? Onların gündeminde sadece kavga var. Çekişme var. Didişme var. Altlarına birer kırmızı plakalı araç çekme derdi var. Şimdi hazır mısınız? Coşkulu musunuz? Pendik'ten tüm İstanbul duymalı. Ama yarın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yarın inşallah burada, Tuzla'da uçak gemimizi silahlı kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Ve bu uçak gemimizin teslim törenine inşallah İHA'larımız, SİHA'larımız ona iniş yapacaklar. Yarın oradayız. Artık Türkiye'nin uçak gemisi de var. Yaparsa eyvallah. Ben hazırım. Siz de hazır mısınız? Çok gürse dahile. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Ben sizleri Allah için seviyorum. Ama burada kaldı 32 gün. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Sandıkları 14 Mayıs'ta patlatmaya var mıyız? Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te toplu açılış törenine katıldı. Açıklamalarda bulundu Erdoğan. O açıklamaları ekrana getirdik. Deprem bölgesindeki gelişmelere de değindi. Depremde zarar gören illerde görevlendirdiğimiz belediyelerimiz canla başla çalışıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim amacımız İstanbul'u yeni yatırımlarla buluşturmaktır diye ekledi. Her alanda parmakla gösterilen bir Türkiye inşa etmek için çalışıyoruz. Bizim tek gayemiz vatandaşlarımızın refahını ve esenliğini sağlamaktır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz belirleyeceksiniz dedi. Seçime ilişkin mesajlar verdi. Kardeşlerim, bizim derdimiz var fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim verecektir. Kalbi bizimle çarpan tüm gönül dostlarımıza dua ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.